Merhaba arkadaşlar, C dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Insertion Sort'u göreceğiz. Ben bu dersteki amacım benim bunun kodunu yazmak. Ama çok küçük bir şekilde de bunun nasıl uygulandığını göstereceğim sizlere. Şimdi ilk başta ben bir tane int main oluşturdum. Bu int main'e göre yazacağız arkadaşlar. Yani bir tane fonksiyonumuz olacak. Ve kodumuzu yazmaya başlamadan önce ben küçük bir alıştırma yapmak istiyorum bununla ilgili. Yani bu Insertion Sort nasıl kullanılıyor. Şöyle arkadaşlar. Insertion Sort'un yani bir array'imizin ilk elemanı dursun. Şu anda ikinci elemandan başlayalım, yani 3. Şimdi 3 bu 4'ten büyük mü diye bakıyor arkadaşlar. Pardon, 4'ten küçük mü diye bakıyor. Evet, küçük. O yüzden biz bu 3 ile 4'ü yer değiştirmemiz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi array'in bu kısmı sıralandı. Ancak bu kısmı hala sıralanmadı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık bunu hesaba katıyoruz. Bunu eğer küçük olana kadar gidiyoruz ve araya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun adı da Insertion Sort zaten. Şimdi 50 4'ten küçük mü? Hayır değil. O yüzden 50 aynı yerde kalacak. Artık sıralanmış kısmımız bizim bu. Sıralanmamış kısmımız bu arkadaşlar. Daha sonra buraya geldik. 1. 1 50'den küçük mü? Küçük. O yüzden devam et diyoruz. Daha sonra 1 4'ten küçük mü? Evet, küçük. Devam et diyoruz. 1 3'ten küçük mü? Küçük. Devam et diyoruz. Ve daha sonra hiçbir yeri kalmadığı için şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O 1'i alıyoruz. Şak diye şuraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi array'in sıralanmış kısmı burası. Sıralanmamış kısmı burası. Ve daha sonra buraya geldik. Daha sonra buraya gidiyoruz. 2 50'den küçük mü? Evet, küçük. Devam ediyoruz. 2 4'ten küçük mü? Evet, küçük. Devam ediyoruz. 2 3'ten küçük mü? Küçük. Evet, devam ediyoruz. 2 1'den küçük mü? Değil. O zaman 2'yi 1 ile 3 arasını koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Insertion Sort bizim array'imizi sıraladı. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yani biz araya yerleştiriyoruz bu değerlerimizi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu Insertion Sort biraz karışıktır. Ben de ilk başta çalıştığımda, eskiden çalıştığımda zorlanmıştım. Eğer böyle kafanız karıştıysa internetten nasıl uygulandığına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben burada sadece alıştırma yapmak istediğim için bu derslerde direkt kodunu yazacağım arkadaşlar. Şimdi bu Insertion Sort'u yazmamız için bizim 2 tane döngüye ihtiyacımız var. Bu yüzden de 2 tane döngü değişkeni oluşturuyorum. Ve daha sonra arkadaşlar her döngünün başında bir eleman seçeceğiz. Deminden yapmıştık ya. Her döngünün başında bir eleman seçeceğiz. Bu elemanı araya yerleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu elemanı da koyduk. Daha sonra döngümüze başladık. Deminden ne yapmıştık? Döngünün birinci elemanından başlamıştık. Pardon, array'in birinci elemanından başlamıştık. O zaman burada da aynı şey yapıyorum. I küçük size diyorum. I artı diyorum arkadaşlar ve ilk döngümü açıyorum. Daha sonra burada her döngüde benim elemanımı belirlemem lazımdı. Array'in i'nincisini elemana eşitliyorum arkadaşlar. Ve daha sonra j'mizi biz i-1 yapıyoruz. Yani soldaki sıralanmış kısmına bu elemanları kıyaslayacağız arkadaşlar. Daha sonra bir tane while döngüsü açıyorum. Bu while döngüsü j büyük eşit 0 ve array'in j'si büyük eleman olana kadar, yani sol tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biz araya yerleştirmeye çalışıyorduk. Yani küçük olana kadar eleman, o array'in elemanından küçük olana kadar arkadaşlar sol tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu anlama geliyor. Daha sonra her gittiğimizde de biz array'in j artı birincisini array'in j'si yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Daha sonra her döngünün başında da, pardon sonunda da bu j'yi kapatıyoruz. J'yi bir azaltıyoruz her döngünün sonunda arkadaşlar. Daha sonra bu döngü bitecek. Daha sonra bizim elemanımızı yerleştirme yerine geldik. Array j artı 1'i eleman yaparak ben bu işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ve Insertion Sort'un tamamıyla kodu bu şekilde. İsterseniz bunu bir çalıştıralım. Daha sonra nasıl çalıştığına bakacağız. Evet, kaç elemanlı diyor. Mesela 6 elemanlı olsun. Sondan sıralayalım arkadaşlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sıraladı arkadaşlar. İsterseniz bunu hemen bir örnekle gösterelim. Bu sefer kolay olsun diye 4 boyutlu yapacağım. 5, 4, 3, 2, evet bu şekilde olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İ'yi birden başlayarak, yani şu anda i'imiz şurada arkadaşlar. Elemana array'in i'sine eşitledik. Elemanımız bizim 4. Ve C'yi de i eksi 1 eşitledik. J'miz şu anda 0. Ve C'miz büyük eşit 0 olana kadar. Ve Eren'in J'si. Şu anda şurada. Yani büyük eleman olana kadar. Evet, bu durum sağlanıyor. O zaman döngüye girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eren J artı 1'i. J'miz burada 0'dı. J artı 1. 1'i gösterecek. Yani indeks 1'i gösterecek. Eren'in J artı 1'ini Eren'in J'sine eşitliyoruz. Yani bizim burada bunu 5 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra J eksi eksi yapıyoruz. Burada bu şey sağlanmadığı için, yani J'miz eksi 1'e düştüğü için de döngüden çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne olacak? Ne demiş burada? J'miz bizim eksi 1 olarak çıktı arkadaşlar. Eksi 1 olarak çıktı. Eksi 1 artı 1 Eren'in 0.'sını elemente eşitliyoruz. Elemanımız zaten bizim 4'tü. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu 4 şeklinde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sol taraf sıralanmış bir şekilde. Sağ taraf sıralanmadı. Daha sonra tekrar döngülerimizi bu şekilde çalıştırarak bizim array'imiz sıralanmış oluyor arkadaşlar. Insertion sort bu şekilde. Siz de bu insertion sort'u dediğim gibi internetten araştırabilirsiniz. Bu sort algoritmalarını ben ileride algoritma dersi yapmayı düşünüyorum. Oralarda çok detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ancak şu arada yani şu dersimizde bizim amacımız örnek yapmak olduğu için çok fazla anlatma gereği duymuyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde C konularıyla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.